Selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleden kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Arkadaşlar, bugünkü arıza tespiti ve nasıl yapıldığı ile ilgili videomuz şu görmüş olduğunuz duş spreyi ile alakalı. Daha önce ben bu videoyu paylaşmıştım ama bana bu video ile ilgili tekrar tekrar sorular soruluyor. Bunun yapılışını tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz olduğunuz duş spreli diyelim ki takılı olduğu yerde şu kısımdan veya şu kısımdan genelde bir süre sonra patlar. Duş başlığına su gelmez. Yarısı buradan akar. Yarısı duş başlığından gelir. Bunun arızalandığını nasıl anlarız? Genelde suyu açtığınızda şu hortumun şu kısımlarından komple su akar. Şimdi ben bunu arızalıyı ben de söktüm. Atölyemde bunun tamiriyle ilgili bir bakayım dedim. Bunu bir açalım beraber. Bakalım neresine ne olmuş? Tamir yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Onu bir göstermek istiyorum size. Şurası şu görmüş olduğunuz duş başlığının takıldığı kısım, şu kısa olan yer bataryaya bağlanan kısım. Benimki şu kısımdan arkadaşlar. Su kaçırıyor, çok akıyor. Onun için burayı bir sökmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şu görmüş olduğunuz aparatı buradan geri çekiyoruz şu şekilde. Geri çektiğimizde şu contalı kısım karşılaşıyor. Contayı alıyoruz buradan. Arkadaşlar bir bıçak yardımıyla şu kafadaki yer demir, yani metal, netleştirelim. Diğer kısmı şu altı plastik. Bir bıçak yardımıyla bu ikisinin arasına bıçağı takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yani plastik ile metal parçanın arasına takıyoruz. Bu arayı açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çevirerek, şöyle hafiften kastırarak şu arayı açıyoruz. Şu şekilde. Tamam. Şimdi ben bunu açayım. Arkadaşlar şu görümü ben biraz açtım. Şu arayı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Metal ile plastiğin arasını şu şekilde kastırarak açıyoruz. Bir bıçak yardımıyla bu iş halledilebiliyor. Şu mesafe kadar açıldıktan sonra şu şekilde nasıl çıkaralım? Şöyle salladınız arkadaşlar. İçindeki hortum geliyor. Hemen arızayı gördünüz zaten. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu siyah hortum delinmiş. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu arızayı bulduktan sonra yapması zaten daha kolay. Şimdi yapmamız gerekir arkadaşlar. Bu hortumun delinen yerinden uygun bir yerinden kesiyoruz. Az gerisinden kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kestik şimdi. Pıpı kalsın. Elimizde şu diğer parça kaldı. Bunu da şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu işimize yaramayan plastik kısmı. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu lazım bize. Yani şu kesilen şu parçayı çıkardık. Şu kısım lazım. Bunu şimdi arkadaşlar çıkardığımız gibi geri takıyoruz. Şu şekilde. Tamamen şeyin bu metal parçanın dibine kadar oturmasına dikkat edin, iyi olur. Zaten bir daha çıkmaz bu da. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle oturdu. Bunu nereye çıkarmıştık biz şimdi? Şu plastiğin içinden. Bunu geri itiyoruz. Şimdi bunu zorlamak, şuraya araya deterjan da sürebilirsiniz. Daha rahat yerine oturması için. Biz de öyle yapalım.
oturmaya başladı arkadaşlar. Ya da şey yapabilirsiniz. Hiç deterjan sürdüğünüz hala girmiyorsa bir pense yardımıyla arkadaşlar. Şuradan tutun. Pensenin şuradaki boşluğa şu şey gelsin. Şöyle götürelim kamerayı. Mengenin üzerine şu şekilde, gördünüz mü? Bir şeyin üzerine koyun penseyi. Pensenin şu kısımlarına, buraya değil, hafif. Yani çok hızlı vurmanıza gerek yok. Arkadaşlar onu takmayalım. Olay tamamdır. Yani bu spiralin tamirini şu anda gerçekleştirdik. Şimdi geriye gönderdiğimiz parçayı çekiyoruz. Yerine oturdu. Daha sonra şu contası vardı. Contasını takıyoruz. Diğer tarafta şurasıydı. Bir yerine contasını taktık. Şöyle. Mesela duştan söktüysek şunu şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz bu duş spreyi. Yani hiçbir zaman duş bir spreyi sıkıntı sadece şu ortadan falan koparsa sıkıntı yaratabilir. Ama %99'u hareket halinde olduğu için şu boğaz kısmından şuradan zedelenip kopuyor. Az önce göstermiştik şu parçayı, mesela oradan çıkardık. Gerisini geri tekrar taktık. Tamirledik. Şu anda bu spiralde kesinlikle bir problem kalmadı. Gönül rahatlığıyla tekrar kullanabilir. En az 6 ay, 1 sene daha ne kadar patlarsa patlasın. Aynı yerden patlayacak. Patlarsa aynı şekilde söküp tekrar. Yani her bozulan su akadan parça hurda değildir. Tamir de yapılabiliyor. Bunu size göstermek amaçlı bu videoyu çektim. Daha önce çekmiştim ama arkadaşlar sürekli soruyor. Herhalde büyük bir ihtimal videolar alttan kaldı. Bu konuyla ilgili tekrar videomu paylaşıyorum. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.